Evet, merhaba arkadaşlar. ÇÖSKA'dan 20'li AYT matematik denemelerinin 14. denemesiyle devam ediyoruz. Soru 1, bir EBOB sorusu arkadaşlar. Bir denklem verilmiş. X kare eksi 36 x artı c denkleminin köklerinin x1 ve x2 olduğu söylenmiş. x1 ve x2'nin EBOB'ları 3 olduğuna göre c hangisi olabilir demiş. Şimdi burada çıkış noktamız kökler toplamı olacak arkadaşlar. Bakın x1 artı x2 yazarsak kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a idi arkadaşlar. Burada b dediğimiz sayı eksi 36. A dediğimiz sayı da bakın x karenin önünde burada bir görünmeyen 1 var. Buradan eksi 36 bölü 1'den kökler toplamını ne bulacağız arkadaşlar? 36 bulacağız. Şimdi EBOB'ların 3 olduğunu kullanalım. Şimdi biliyoruz ki EBOB'ları 3 ise arkadaşlar bu sayılar 3'ün katı olmak zorundadır. Yani x1 3m ise x2 3n biçiminde bir sayıdır. Tabi burada şuna dikkat edeceğiz. Burada m ve n arkadaşlar aralarında asal olmalı. Yani ortak bir çarpanı bir dışında olmamalı arkadaşlar. Şimdi bunları yerine yazdığımızda 3m artı 3n eşittir 36'dan 3'e böldüğümüzde m artı n'yi ne bulacağız? 12 bulacağız. Bakın burada 3'ler ortak, 3'e böldük. M artı n 12 geldi. Şimdi bizden c'yi istiyor. C'yi de arkadaşlar bakın c'yi de kökler toplamından şöyle düşünürsek x1 çarpı x2 neye eşitti? C bölü a. Zaten c dediğimiz sayı c'nin kendisi. C bölü 1'den c gelecek. Kökler çarpımı bakın x1'e 3m, x2'ye 3n demiştik. O zaman 3m çarpı 3n'den buradan arkadaşlar c'yi ne göreceğiz? 9 çarpı m çarpı ne olduğunu göreceğiz. O zaman burada şimdi m artı n'ye değer vereceğiz. Bakın m artı n, m ile n aralarında asaldı arkadaşlar. Şöyle bakın ben buna 1 versem, buna 11 versem arkadaşlar. M'ye 1, N'ye 11. Buradan C'nin 99 olduğunu görebilirim. Işıklarda da zaten olduğu için doğru cevap Adana gelir arkadaşlar. Başka durumları da inceleyebilirsiniz. İncelediğiniz zaman şıklarda olmadığını göreceksiniz. Evet, soru 2. A eşittir küp kök 5 artı 3. B eşittir a küp eksi 9 a kare artı 27 a olduğuna göre B kaçtır demiş arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Bakın burada 3'ü bu tarafa atarsak a eksi 3 eşittir küp kök 5 olacak arkadaşlar. Şimdi her iki tarafın ben buradan küpünü alırsam yani a eksi 3'ün küpü ne olacak arkadaşlar? 5 gelecek. Şimdi küpünü açacağız. Tabi burası eksili olduğu için ilk önce şöyle yapalım. Bakın ilk önce ben size katsayıları yazayım küp açılımında. 1, 3, 3, 1 şeklindeydi. Tabi eksili olduğu için bu artı, burası eksi, bu artı, burası eksi gelecekti. Şimdi birincisinde a küp. Burada da 3'ün küpü gelecek. Sonra arkadaşlar bakın buradan a'yı azaltarak yazacağım. Yani üstlerini azaltarak yazıyorum. Burada artık a üzeri 0 yazmıyorum. Şimdi burada 3'ün küpü yapmıştım. Burada da bu ters tarafa doğru azaltarak yazacağım. Yani 3'ün karesi 3'ün birinci kuvveti arkadaşlar. Sonra tabii bunlar toplanmış olacak. Yani en son a küp. Bakın burası eksi 9 a kare oldu. 9, 3 daha 27 a geldi. Burası da eksi 27 yaptı arkadaşlar. Neye eşit çıktı? 5'e eşit. Şimdi zaten bakın a küp eksi 9 a kare artı 27 a ifadesi burada mevcut. O da b'ye eşitmiş. Yerine yazdığımızda eksi 27'yi de bu tarafa atarsak 27 artı 5'ten b eşittir 32 yani Ceyhan gelir. Evet arkadaşlar soru 3 bir köklü ifade sorusu. Bakın bir eşitlik verilmiş. Buna göre x sorulmuş. Şimdi bunu üçlü ifadeye çevireceğiz. Şöyle bakın burada kökün derecesi 2. Burada 3.
kökün derecesini buraya bölü olarak geçiriyorduk. Yani 32 üzeri x artı 2 bölü 2 eşittir 16 üzeri 3 eksi x bölü, bunun kökün derecesi 3 olduğu için buraya 3 yaz. Şimdi 32 ile 16 dikkat ederseniz arkadaşlar 2'nin kuvvetleri. Bunu 2'nin kuvvetine göre yazarsak 2 üzeri 5 üzeri x artı 2 bölü 2, 16'yı da 2 üzeri 4 olarak yazıyorum. Buradan tabii üssün üssü alındığı için üsler çarpılacak arkadaşlar. Şöyle bunu dağıtırsam 5x artı 10 bölü 2 eşittir. Burada da dağıtıyorum 4 çarpı 3. 12 eksi 4x bölü 3 olacak. Tabanlar aynı olduğu için üsler de birbirine ne olacak? Eşit olacak arkadaşlar. Eşitleyelim bunları. 5x artı 10 bölü 2 eşittir 12 eksi 4x bölü 3'ten. İçler dışlar yapalım. 15x artı 30 eşittir 24 eksi 8x. 8x'i bu tarafa attım. Artı 8x'ten 23x oldu. 30'u bu tarafa attık. Eksi 6. Her iki tarafı 23'e bölersek cevap eksi 6 bölü 23'ten Denizli gelecek arkadaşlar. Evet, soru 4. Yine bir ikinci derece denklem ifadesi verilmiş. Kökler kullanılmış. Köklere bağlı bir değer sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi onu inceleyeceğiz. Bakın, denkleminin kökleri x1 ve x2 verilmiş. Hemen şuraya x1 artı x2'yi yazalım. Daha önce söylemiştik. Eksi b bölü a diye. Bakın burada görünmeyen 1 var. Burası da c olacak arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan eksi eksi 13 bölü 1'den burası 13 gelecek arkadaşlar. Kökler çarpımı da c bölü a'dan yani 9 bölü 4'ü 1'e böldüğümüzde 9 bölü 4 gelecek. Şimdi şu ifadenin değeri isteniyor bizden. Bakın ben bu ifadeye k diyeceğim arkadaşlar ve her iki tarafın karesini alacağım. Yani bunun karesini aldım eşittir k kare oldu. Şimdi açıyorum birincinin karesi. Şimdi 1 bölü kök x1'in karesini aldığımızda 1'in karesi zaten 1. Kök x1'in karesinden x1 gelir arkadaşlar. Artı ikincinin karesi de aynı şekilde x2, 1 bölü x2 artı bunların çarpımının 2 katından 2 bölü kök içinde x1 çarpı x2 eşittir ne olacak? K kare olacak arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir payda düzenlemesi yaparsak yani bunu x2 ile bunu x1 ile çarpalım. Bunu ellemeyelim arkadaşlar. Zaten bunun sonucu belli olacak. Yukarıda göreceksiniz. Bunu çarptığımızda bakın x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 artı 2 bölü bu da kök içinde x1 çarpı x2 olacak. Bu da k kareye eşit arkadaşlar. Şimdi bunları yerine koyalım. Bakın x1 artı x2'ye 13 demiştik. Bölü 9 bölü 4 artı 2 bölü kök 9 bölü 4 eşittir k kare. Şimdi bunu ters çevirdik. 13 çarpı 4 bölü 9 artı bakın bu da 3 bölü 2 olarak çıkacak arkadaşlar. Bunu da ters çevirirsek 3 bölü 2'yi 4 bölü yani yukarıda 2 var 2 bölü 3 ile çarptık. 4 bölü 3 geldi. Bakın bunu 3 ile genişletelim. Buradan k kare eşittir 12, 52 daha 64 bölü 9 gelecek arkadaşlar. Her iki tarafın kare kökünü alırsak 8 bölü 3 olarak cevabı bulacağız. Yani doğru cevap Ceyhan. Evet, soru 5 arkadaşlar. Bir önerme
sorusu. Şimdi rasyonel sayı, irrasyonel sayı ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Şimdi x artı 3 irrasyonel sayısı x de irrasyonel sayıdır demiş. Şimdi irrasyonel sayı, tabi hani siz köklü olarak düşündüğünüzde kök dışına çıkamayan sayılardı. Yani mesela x artı 3 arkadaşlar köklü bir sayı diyelim. Yani kök dışına çıkamayan. O zaman buradan x'i çekseniz ne olur? Kök 5 eksi 3 olur. Yani x artı 3 atıyorum kök 5 artı 2'li de olsa, yani kök 5 artı 3 olsa bile bu sefer x kök 5 olur. Yani x her türlü irrasyonel olur arkadaşlar. O yüzden bu kesinlikle doğrudur. Kök 3 x irrasyonel sayı demiş. X de irrasyonel sayıdır. Hayır arkadaşlar. Mesela bakın x'i 3 alırsanız, yani rasyonel sayı alırsanız x çarpı kök 3, yani 3 kök 3 irrasyoneldir. Yani burada x'in irrasyonel olmasına gerek yok arkadaşlar. X irrasyonel sayı ise x kare rasyonel sayıdır. Şimdi bir an işte x'i böyle köklü sayı düşündüğünüzde karesini aldığınızda onun da rasyonel olduğunu düşüneceksiniz ama ben size hemen şöyle ters bir örnek vereyim. Mesela siz x'i 4. kökten 5 alırsanız arkadaşlar bakın bu da bir irrasyonel sayıdır. X'in karesi ne gelir? Kök 5 gelir. O da irrasyoneldir. O yüzden bu daima doğru değildir. Yani doğru cevap Adana. Soru 6. Bir karmaşık sayı sorusu. İ kare eksi 1 olmak üzere işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu içeride bir düzenleme yapalım arkadaşlar. Şöyle ki bakın payda eşitler gibi bunun bir burayı i ile çarpalım. Aynı şekilde bunu da i ile çarpalım. İ çarpı i kare eksi 1 bölü i'nin 5. kuvveti çarpı aynı şekilde 1 eksi i kare bölü i'nin karesi gelecek arkadaşlar. Biliyorum ki i kare eksi 1'di. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 bölü i'nin 5. kuvveti. Eksi eksi artı bu da 2 bölü i'nin karesi gelecek arkadaşlar. Eksinin tek kuvveti eksi gelecek. O yüzden şu eksiyi dışarı verelim. 2 üzeri 5 bölü i üzeri 5 çarpı bu da 2 üzeri 2 bölü i üzeri 2 gelecek. Bu da arkadaşlar bakın 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 2'yi çarparsam 2 üzeri 7 olacak. Bu da i üzeri 7 gelecek. I üzeri 5 ile i üzeri 2 çarpımda. I üzeri 7 de arkadaşlar i her 4 kuvvette 1 kendini tekrarladığı için 7'yi 4'e böldüğümüzde ne kalır? 3 kalır. Yani aslında burası i üzeri 3'e eşittir. I üzeri 3 de eksi i'dir arkadaşlar. Buradaki eksilikler gider. En son ne buluruz? 2 üzeri 7 bölü i buluruz. Şimdi payda da i'li var. Bunu ne yapacağız? Eşleniğiyle çarpacağız. Bunun eşleniği arkadaşlar i'nin eşleniği eksi i'dir. Yani burayı eksi ile çarptık. Bu da 2 üzeri 7 çarpı eksi i bölü eksi i kare. I kare eksi 1 önünde de eksi 1 var. Artı 1 olacak. Buradan da eksi 2 üzeri 7 128 olduğu için eksi 128 i yani Adana gelecek. Evet soru 7. X kare eksi 5x küçük eşittir. Mutlak değeri x eşitsizliğini sağlayan x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş arkadaşlar. Bunu iki aşamalı inceleyelim. Şöyle bakın mutlak değer. Mutlak değerin içini sıfır yapan yani kritik noktalara göre hareket edelim. Burada mutlak değerin içini sıfır yapan nokta x eşittir sıfır. O zaman şöyle diyelim. X arkadaşlar sıfırdan büyük eşit olsun diyelim. X sıfırdan büyük eşit ise bakın mutlak değer x pozitiftir. O yüzden dışarıya x diye çıkar. Küçük eşittir x olur. Bu x'i bu tarafa atarsam x kare eksi 6x küçük eşittir 0 olur. Bu da arkadaşlar x parantezinde x eksi 6 küçük eşittir 0'dır. Şimdi tablo yaparsak kökleri 6'ya
0 olacak. Baş katsayısı pozitif. O zaman artıyla başladık. Eksi, artı. Bizden ne istemişti? Sıfırdan küçükleri. 0 ile 6 bakalım. Evet. Burada demek ki arkadaşlar buradaki çözüm kümemiz 0 ile x'in 6 aralığında olmasıdır. Şimdi diğer tarafı incelersek bu sefer de x 0'dan küçük diyoruz. Bakın burada 0'a eşit aldık. Burada o zaman direkt 0'dan küçük diyeceğiz. O zaman mutlak değer x içerisi negatif olduğu için dışarıya pozitif çıkması gerektiğinden başına eksi getireceğiz. Buradan da x kare bunu bu tarafa attığımızda eksi 4x küçüktür 0. Bu da arkadaşlar x parantezinde x eksi 4 küçüktür 0. Bakın bunun da kökleri 4'e 0 olacak. Baş katsayısı yine pozitif. Artı, eksi, artı. Negatifleri bulmamız gerekiyordu. Şimdi dikkat edersek burada x 0 ile 4 aralığında olması gerekiyor. Ama biz x'i ne kabul ettik? 0'dan küçük kabul ettik. O yüzden burada çözüm yoktur arkadaşlar. Demek ki çözümün olduğu tek aralık 0 ile 6 aralığıdır. Bu aralıkta da kaç farklı tam sayı değeri olmuş olacak arkadaşlar? 0'dan 6'ya 7 tane tam sayı değeri gelecek. Yani doğru cevap Bursa. Evet, soru 8 arkadaşlar. Bir parabol sorusu. Şimdi tabi burada bir dikdörtgen oluşturulmuş. Bu dikdörtgenin alanı soruluyor. Bunun için ilk önce parabolün denklemini bulacağız. Bakın şöyle düşünebiliriz. Parabolün denklemi tepe noktası da verilmiş ya arkadaşlar. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k biçimindeydi. Yani tepe noktası r'ye k biçiminde olan. Şimdi burada bakıyoruz r ne arkadaşlar? 1, k ne? Eksi 4. Burada yerine yazdığımızda fx a çarpı x eksi 1'in karesi eksi 4 gelecek. Şimdi a'yı bulmak için de bakın burada zaten kökleri var. Mesela ne yapalım? 3'e 0. Yani bu ne demek arkadaşlar? X yerine 3 koyarsak f3 değeri 0 olur. F3 0 olduğundan x yerine 3 yazdık. 3 eksi 1 2. 2'nin karesi 4. A eksi 4 eşittir 0'dan. Buradan a 1 gelir arkadaşlar. Bakın fx'i bulmuş olduk. X yerine a yerine 1 yazarsak x eksi 1'in karesi eksi 4 olur arkadaşlar. Şimdi burada bir dikdörtgen varmış. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu nokta y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği nokta için ne yaparız? X yerine 0 koyarız. Buradan f0 koyduğumuzda 1 eksi 4'ten ne gelir? Eksi 3 gelir. Yani şu nokta 0'a eksi 3 noktası arkadaşlar. O zaman bakın şu uzunluk ne gelecek? 3 gelecek arkadaşlar. O zaman şu uzunluk da 3. Bu noktanın bakın şuranın uzunluğuna a dersek apsisi a, ordinat eksi 3 olduğu için ya da buradaki a ile karıştırmayalım arkadaşlar. Şuraya evet haş bulamadık. m diyelim. M'ye eksi 3 noktası olacak. Şimdi x yerine m koyup eksi 3'e eşitleyeceğim. M eksi 1'in karesi eksi 4 eşittir eksi 3'ten. M eksi 1'in karesi eşittir 1 olur. Ve burada M'nin pozitif çıkması gerekir. O yüzden M eksi 1'i ben 1'e eşitleyeceğim. M de buradan ne gelecek? 2 gelecek. Yani dikdörtgenin diğer kenarı 2 olacak. O zaman alanda kenarları 2'ye 3 olduğu için ne gelecek arkadaşlar? 6. Yani cevap Adana gelecek. Evet, soru 9. Bir polinom sorusu. Bir px polinom verilmiş. P1 değeri 15 ise px polinomunun x küp artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi şu p1 eşittir 15 eşitliğini kullanırsak arkadaşlar x yerine 1 koyduğumuzda bakın a çarpı 1'in bütün kuvvetleri 1 yaptığı için direkt 1 olacak arkadaşlar.
Aynı şekilde burada da 1 koyarsak. O yüzden a eksi b artı 7 eşittir 15'ten. Ben buradan a eksi b'nin ne olduğunu göreceğim? 8 olduğunu göreceğim arkadaşlar. Şimdi bu bir dursun. Px polinomunun x küp artı 1 ile bölümünden kalan. Bölümünden kalanlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu bölen polinomu 0'a eşitliyorduk. 0'a eşitlersek buradan x küp eşittir eksi 1. Hani x eksi 1 olabilir ama tabii direkt x yerine eksi 1 koyduğunuzda şimdi bir değer bulursunuz ama bakın kalan polinom bölen polinomun derecesinden küçük olmalı. Şimdi bunun derecesi 3, o zaman kalan polinom ikinci derecede olabilir, birinci derecede olabilir, sabit bir sayı da olabilir. O yüzden burada direkt x yerine eksi 1 yazarsak hataya düşebiliriz. Şöyle yapacağız, x küp yerine eksi 1 yazacağız arkadaşlar. Şimdi bunu da x küpe göre düzenlersek bakın şu 2020'yi 3'e böldüğümüzde ben şöyle hızlıca böleceğim. Şöyle gelecek arkadaşlar. Yani ben aslında px'i şöyle düzenleyebilirim. A çarpı x küpün 673. kuvveti. Çarpı orada bir tane kalacak arkadaşlar. Çarpı x diyorum. Eksi b çarpı bunu da arkadaşlar x küpün 675. kuvveti çarpı x diyorum. Bir de artı 7 geliyor. Şimdi ne yapacaktık? X küp gördüğümüz yere eksi 1 yazacaktık. O zaman a çarpı eksi 1'in 673. kuvveti çarpı x. Eksi 1'in 675. kuvveti çarpı x artı 7 olacak. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi gelecek arkadaşlar. O yüzden burada ne gelecek? Eksi ax. Bu da eksi 1 gelecek tek kuvvet. Burada da eksi var. Artı bx artı 7 olacak arkadaşlar. Bakın şurada eksi x parantezine alırsak burası a eksi b artı 7 olacak. A eksi b'yi ne bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Yerine yazdığımızda da eksi 8x artı 7 buluruz arkadaşlar. Yani doğru cevap Edirne. Evet, soru 10. Bir polinom sorusu yine. Şimdi px'in derecesi 3 verilmiş arkadaşlar. P1 eksi 11. Px polinomunun x artı 1, x ve x artı 2 ile bölümünden elde edilen kalanların hepsi eşit ve 1'miş arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle düşüneceğiz pratik olması için. Px'in işte derecesi 3. Bir başka katı sayısı a olsun arkadaşlar. Şunları hepsini çarparsak yani x artı 1 çarpı x çarpı x artı 2. Zaten bakın bunları çarptığımız zaman 3. derece olduğunu göreceksiniz. Hepsi 1. derece. 3 tane 1. dereceyi çarparsanız 3. derece polinom elde edersiniz. Buraya da bir de baş katsayı koyduk. Onu bilmiyoruz henüz. Şimdi hepsinde bakın kalanlar eşit ve 1'miş. Şimdi nasıl buluyorduk? Az önceki sorumuzda yapmıştık. Bunu 0'a eşitliyorduk. Polinomda yerine yazıp değeri 1 olduğunu görüyorduk. Bakın x yerine eksi 1 yazarsanız burası 0 olur. Ben şuraya bir artı 1 ekleyeyim. Eksi 1 koyduk 1 yaptı. Bakın x yerine 0 koyun yine 1 yapar. X yerine eksi 2 koyun yine 1 yapar. Demek ki benim px polinom bu şekildeymiş. Şimdi p1 eksi 11'di arkadaşlar. O zaman x yerine 1 yazarsam buradan 6a eşittir eksi 12'den a eşittir eksi 2 gelir. Benden p2 istemiş. P2'di arkadaşlar. X yerine 2 yazıyorum. A çarpı 3 çarpı 2 çarpı 4 artı 1. A'yı da buradan bakın ne bulmuştuk? Eksi 2 bulmuştuk. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 4 artı 1. 8, 24, eksi 48 artı 1'den cevap eksi 47 yani Adana gelir. Evet, soru 11. 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanarak oluşturabilecek rakamları farklı 5 basamaklı sayıların kaç tanesinde 3 rakamı 5'in solunda 1'in sağındadır diyor arkadaşlar. Şimdi rakamları farklı 5 basamaklı kaç tane sayı oluşturabiliriz arkadaşlar? İlk önce onu bulalım. Bakın buraya 5 tane yazarım. Buradakini kullanamayacağım için buraya 4. Buradakini kullanamayacağım buraya 3, 2, 1'den. Buradan arkadaşlar cevap 120 olur. Bu
Normalde tüm durum. Yani rakamları farklı. Bu rakamları kullanarak 5 basamaklı sayı yazabilirim arkadaşlar. Şimdi diyor ki kaç tanesinde 3 rakamı 5'in solunda 1'in sağındadır diyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey sorsaydı. Kaç tanesinde 3 rakamı 5'in solunda deseydi arkadaşlar. Bunun yarısı olurdu. Niye? Çünkü zaten yarısında solundadır. Yarısında da sağındadır. Böyle düşüneceğiz. Şimdi biz 3'ün, 5'in ve 1'in konumlarına bakacağız. Yani 3, 5, 1 hangi durumlarda bulunabilir arkadaşlar? Ben şimdi görsel olarak şöyle yapayım. Bakın 3, 5, 1 böyle durabilir. 3, 1. Şimdi anlayacaksınız kaç tane durum olduğunu. Aslında bunun üçlü permütasyon olduğunu da görmüş olacaksınız. 3, 1, 5. 1, 3, 5. 1, 5, 3. Bir de arkadaşlar 5, 1, 3. 5, 3, 1. Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? 3, 5, 1'in 6 farklı konumu vardır. Şimdi toplamda 120 durum ya. O zaman arkadaşlar 120'yi 6'ya böldüğünüzde 3, 5, 1 şeklinde duran 20 durum vardır. Aynı şekilde 20, 20, 20, 20, 20. Yani hepsinde 20 durum vardır. Yani 3 rakamı 5'in solunda diyor. 3 rakamı 5'in solunda, 1'in sağında olacak. Bakın o da buradaki durum. Yani doğru cevap ne gelecek? 20 gelecek. Evet, soru 12. O merkezli daire diliminin iç bölgesinde rastgele bir nokta seçiliyormuş arkadaşlar. Seçilen bu noktanın O noktasına 1 santimden daha uzakta olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar tabi bu bir olasılık ama alan hesabı yapacağız. Şöyle, noktasına 1 santimden daha uzakta. Bakın 1 santim uzaklıktaki noktalar, şöyle yapalım. O merkezli yarıçapı 1 birim olan bir daire dilimi içerisinde olur 1 santimetre uzaklıktaki noktalar. Bizim istediğimiz kısım 1 santimden daha uzakta olması. O da arkadaşlar bakın bu bölgededir. Yani burada alan hesabı yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın bunu aynı üçgenlerdeki benzerlikteki gibi yapabiliyorduk. Burada benzerlik oranı nedir? 1 bölü 4'tür. Karesini aldığımızda 1 bölü 16 gelir. Yani o zaman buraya S dersek arkadaşlar tüm alan 16S'tir. O zaman buraya ne kalır? 15S kalır. Bizim istediğimiz durum 15S'lik alanda. Tüm durum 16S'ti. Bunları sadeleştirdiğimizde cevap 15 bölü 16'dan Edirne gelir. Evet, soru 13. Bir öğrenci çizdiği geometrik şekillerin içerisine yukarıdaki gibi harfleri yerleştirmiştir diyor. Oluşan bu döngüde baştan 280. şekil ve içindeki harf aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ilk önce harfin ne olduğunu bulalım arkadaşlar. Bakın kelime olarak bakarsak Türkiye, yani 3, 5, 7 harfli bir kelime yazılmış arkadaşlar. Demek ki her 7'de bir tekrar edecek. O zaman 280. harfi bulacağız. Ne yapacağız? 280'i 7'ye böleceğiz arkadaşlar. Buradan evet, 280'i 7'ye böldüğümüzde kalan ne? 0. Kalan 0 demek arkadaşlar. Demek ki en son harf. Yani şöyle düşünelim. Bakın bu 1, bu 2. Yani 7 ile bölümde kalan 0'ı verecek arkadaşlar. Bu 7 ile bölümde kalan 1. Bu 2, 3, 4, 5, 6. Bu 0 olacak artık. Yani burası 7 ama 7'yi 7'ye böldüğümüzde kalan 0 olduğu için orayı 0 alacağız. Demek ki 0 hangisine geliyor? E harfine geliyor arkadaşlar. Şimdi şekle bakacağız. Şekile de şöyle bakın arkadaşlar. Üçgen, dörtgen, daire. Üçgen, dörtgen, daire. Yani her 3'te 1 ne oluyor? Şekil tekrarlıyor. O zaman bu sefer 280'i 3'e böleceğiz. Bu da arkadaşlar 93'ten 1 kalacak. Kalan 1. Kalan 1 de arkadaşlar ne olacak o zaman? Bakın 3'e göre bakarsak da 1, 2, kalan 0 olacak. Kalan 1'imiz üçgen arkadaşlar. Demek ki E harfi üçgenin içinde olacak. Yani doğru cevap Ceyhan.
Evet, soru 14. Bir logaritma sorusu arkadaşlar. Tabii işlem yapacağız. Şöyle bakın, demir çubuğun üzerindeki noktaların arasındaki uzaklıklar verilmiştir diyor. E buradan log 25 ile 5 çarpı log 5'in derden kök x'in toplamı log x artı 6 ile 1 bölü 2 log 3 tabanında 9'un toplamına eşit oluyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Log 25 artı. Hatta bakın bunu düzenleyelim. Log. Şimdi şurası nedir arkadaşlar? X üzeri 1 bölü 5'tir. Bu 5'i de ne yapacağız? Buna üst olarak atacağız. Yani x üzeri 1 bölü 5 üzeri 5 olacak. Eşittir. Log x artı 6 artı. Bunu da düzenleyelim. Bu da arkadaşlar bakın 3'ün karesidir. Bunu bu sefer buraya çarpı olarak atarsak. Şimdi arkadaşlar bakın burası log, hatta bunu da atalım arkadaşlar. Bakın bu log 10'du. Bu tarafa atıyorum. Artı log 5 çarpı 1 bölü 5 1 yapar. Yani log x olur. Eksi log x artı 6. Bakın arkadaşlar bu 1 olur. Bu da 1'dir. Eşittir. 1 gelir. Bunu da arkadaşlar bakın hepsi 10 tabanında olduğu için ben bunu şöyle yapabilirim. Toplananları çarparım. Yani 25 çarpı x. Çıkartılan ifadeyi bölerim. Tek bir logaritma üzerinden. Bu da 1'miş arkadaşlar. Bunun 1 olabilmesi için bakın bu logaritma 10 tabanında olduğu için 25x bölü x artı 6'nın 10'a eşit olması gerekir. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımızda 25x eşittir 10x artı 60'tan 15x eşittir 60x de buradan 4 gelir arkadaşlar. Yani doğru cevap C. Evet, soru 15. Bir paragraf verilmiş. Paragrafta bir takım açıklamalar yapılmış arkadaşlar. Bir depremin büyüklüğü ile ilgili ortaya çıkan enerjinin eşiti verilmiş logaritma cinsinden. Burada işte E dediği açığa çıkan enerji, M Richter şiddeti. Diyor ki arkadaşlar 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminde açığa çıkan enerji aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani burada M yerine 7.4 alacağız arkadaşlar. O zaman log E eşittir 11.4 artı 1.5 çarpı 7.4. Şimdi bu işlemi şöyle bakın bunu 114 bölü 10 olarak yazıyorum. 1.5'u 3 bölü 2. Bunu da 74 bölü 10 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada sadeleştirdiğimizde burası 37 gelecek. Log E eşittir 114. Bakın paydalar 10 oldu. 3 ile 37'yi çarparsak burası 111 bölü 10. Buradan log E arkadaşlar 225 bölü 10'dan. Bunu da 10'a böldüğümüzde 22.5 gelir. E bu 10 tabanındaydı arkadaşlar. E de buradan ne olur? 10 üzeri 22.5 yani Denizli gelir. Evet, soru 16. Genel terimi verilen bir dizi var arkadaşlar. Bunun ilk 15 teriminin çarpımı sorulmuş. Şimdi genel terimi, ilk 15 teriminin çarpımı. Şimdi birinci terimi yazsak arkadaşlar. Birinci terim bakın eksi 1'in karesi çarpı 2 bölü 1 yazdık. 2 bölü 1 gelir. Eksi 1'in karesi 1'dir. Yani bunu şöyle yapalım. 2 bölü 1 çarpı. Arkadaşlar 2 yazarsak eksi 1'in kübü çarpı 3 bölü 2 gelecek. Yani burada bir eksilik gelecek. Çünkü eksi 1'in kübünden. Şöyle yapalım. Çarpı. Bakın devam edersek bir artı bir eksi şeklinde gidecek. O zaman 4 bölü 3 çarpı eksi 5 bölü 4 çarpı nokta nokta arkadaşlar. Şimdi 15. terimi koyduğumuzda 15. terim eksi 1 üzeri 16'dan artıyla bitecek.
Artı ile bitecek. 15 koyduk. 16 bölü 15 gelecek arkadaşlar. Şimdi toplam bakın. Artı ile başladı. Artı ile bitti. O zaman ilk önce şöyle söyleyelim. 15 terim var. Demek ki 8 terim pozitif, 7 terim arkadaşlar negatif gelecek. Evet, 8 tane terimin pozitif terimin çarpımı zaten pozitiftir. 7 tane negatif terimin çarpımı ne yapar arkadaşlar? Negatif yapar. Çift sayıda olsa pozitif yapacaktı. O yüzden sonuç negatif çıkacak. Şimdi bakın şöyle çapraz götürmeler karşımıza çıkacak. Buradan da 16 bölü 1 yani sonuç eksi 16'dan Bursa gelecek arkadaşlar. Evet, soru 17, çevresi 24 santim olan bir dikdörtgenin iç açıları kendi aralarında hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturuyormuş arkadaşlar. Buna göre bu dörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi bakın. Şöyle altını çizelim arkadaşlar. Başka bir kalemle şöyle devam edelim. Hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturması için arkadaşlar terimlerin birbirine eşit olması gerekir. Yani burada şunu demek istiyor aslında. Bu dörtgenin iç açıları birbirine eşit arkadaşlar. Dörtgenin iç açıları birbirine eşitse sonuçta 4 tane iç açısı var. Böldüğümüzde 90 olur. Yani bu bir aslında ne oluyor arkadaşlar? Şimdi dikdörtgen de olur, kare de olabilir. Aslında burada dikdörtgenin alanının en çok olduğu sorulmak istenmiş arkadaşlar. Orada ufak bir düzeltme yapalım. Ve biz bunu eğer kare seçersek sonuca kolaylıkla ulaşacağız arkadaşlar. Çevre 24 ise bu bir kare ise 24'ü 4'e böldüğümüzde karenin bir kenarı ne olmuş olur? 6 olmuş olur. Alanda arkadaşlar karenin alanı 6'nın karesi olduğu için 36'dan Bursa gelir. Soru 18 arkadaşlar. Fonksiyonun x2 apsisi noktasındaki limit değerini sormuş. Bakın burada x2 hariç diğer bütün noktalarda, yani x2'de sadece 3 diye tanımlanmış, diğer noktaların hepsinde 2x artı 1 arkadaşlar. O yüzden limit x2'ye giderken fx aslında arkadaşlar burada yerine yazacağız. Yani 2 çarpı 2 artı 1'den cevap 5 gelecek arkadaşlar. Doğru cevap edir. Evet, soru 19 arkadaşlar. Şimdi grafik verilmiş, bir fonksiyonun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı sorulmuş. Şimdi bunu şöyle yapalım. Bakın grafiği kalemimizi koyalım. Devam edelim. Bakın eksi 4'te devam ediyor. Ama bakın eksi 4'ten eksi 3'e atladığım anda grafik başka bir kol üzerinden devam ettiği için burada süreksizlik olmuş oluyor arkadaşlar. Yani eksi 3'te süreksiz. Sonra geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu kola. Eksi 2 devam ediyorum. Bakın şimdi eksi 1'e geldim. Başka bir kol üzerinden devam ediyorum. Yani atlama yaptım. O yüzden eksi 1'de de süreksiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kola geldik. Buradan devam ediyorum. Bakın devam ediyorum. Devam edebiliyorum. Şimdi 2'ye geldim ama bakın elimi kaldırmadan devam edebiliyorum. 2'de sürekli. 3'te de bakın sürekli geldim. Şimdi 4'e geldim. Şimdi 4'te de elimi kaldırmam gerekiyor çünkü bakın burada içi boş arkadaşlar. O yüzden buradan böyle gidiyor. Yani 4'te de süreksiz olmuş oluyor. O yüzden bunların toplamı da ne geliyor arkadaşlar? 0 yani Ceyhan gelir. Evet, soru 20 arkadaşlar. Şimdi burada şıklarda bir düzeltme yapacağız arkadaşlar. Bu şıklar 31, 32
33, 34 ve 35 olarak düzeltecek arkadaşlar. Şimdi biraz tabii işlem olarak uzun bir soru arkadaşlar. Türev sorusu. Şimdi bakın buradan türev aldığımızda f x kare artı x'in türevi çarpı içinin türevi x karenin türevi 2x, x'in türevi 1 eşittir. Şimdi burada bölüm türevi var. Birincinin türevi 2x eksi 4'ün türevi 2 çarpı 4x eksi g 2x artı 1 eksi bunun türevini alıyorum arkadaşlar. Bunun türevi de 4, 4x'in türevi 4 eksi g 2x artı 1 çarpı bir de bunun türevi 2x artı 1'in türevinden 2 gelecek çarpı 2x eksi 4 olacak bölü 4x eksi g 2x artı 1'in karesi gelecek. Şimdi bakın bazı değerler var. Bunları yakalayabilmek için mesela x yerine 3 yazacağım ben arkadaşlar. X yerine 3 yazarsak bakın şuradan yazalım. 3 koyduk. 7 f türev 12 eşittir. 2 çarpı 3 yazdım. 12 eksi g 7 eksi 3 yazarsam 2 çarpı 4 eksi 2 tane g türev 7 bölü 12 eksi g 7'nin karesi gelecek arkadaşlar. F türev 12'yi 2 vermiştik. Şu yukarıdan devam edelim. 7 çarpı 2 14 olacak. G7 bakın 9. 12'den 9 çıktı. 3. 2 ile çarparsak 6. Eksi. Bunu dağıtıyorum. 8 artı 4 tane G türev 7 gelecek. Bölü. G7 9'du. 12 eksi 9. 3. 3'ün karesi 9. Bakın buradan içler dışlar çarpımı da yaptığımızda 126 eşittir. 4 tane G türev 7 eksi 2'den G türev 7 buradan 32 gelecek arkadaşlar. Yani doğru cevap düzeltmiştik. 31, 32, 33, 34, 35 diye. Doğru cevap Bursa gelecek arkadaşlar. Evet soru 21. Verilen birinci şekilde y eşittir fx eğrisi d1 doğrusuna x eşittir 3 noktasında. İkinci şekilde ise gx eğrisi d2 doğrusuna x2 noktasında teğettir diyor. G bileşke f fonksiyonunun türevinin 3'teki değeri sorulmuş arkadaşlar. Tabi bu ifade bakın şuna eşit. G türev f 3 çarpı f türev 3'e eşit arkadaşlar. Şimdi f türev 3'ü şöyle yorumlayacağız. Geometrik olarak 3 noktasında f fonksiyonunun grafiğine teğet olan doğrunun eğimidir arkadaşlar. Bakın 3 noktasında teğet olan doğru da budur. Bunun eğimi de arkadaşlar bakın şurası 2 birim burası 1 birim arkadaşlar. X ekseninin pozitif yönüyle yaptığı açı bu açı bu açının tanjantına bakacağız. Tanjant alfa arkadaşlar bir kere geniş açı olduğu için eksi. Dar olan taraftan tanjanta bakarsak karşı bölü komşudan 2 bölü 1'den eksi 2 gelecek. Demek ki D1'in eğimi arkadaşlar buna da M1 diyelim eksi 2. Yani aslında buradaki 3 değerimiz eksi 2 gelecek. Şimdi F3'e bakalım. F3 zaten neye eşit arkadaşlar? Gördüğünüz üzere F3 2'ye eşit. O yüzden aslında bu ifade yani şuraya yazayım tekrar. G türev 2 çarpı f türev 3'tü. Şimdi g türev 2 de aynı mantıkla g'nin grafiğine 2 noktasında teğet olan doğrunun eğimi. Bakın 2 noktasında teğet olan doğru d2 doğrusu. Bunun eğimine bakacağız. Bu da bakın x eksenin pozitif yönüyle yaptığı açı burası arkadaşlar. Şuraya beta dersek. Bakın şurası 1 birim. Burası da 2 eksi 1'den 1 birim. Tanjant beta ne gelecek? 1 bölü 1'den. O zaman bu M2 doğrusu, D2 doğrusunun eğimi de 1 gelecek. Bunları da yerine yazarsak bakın burası 1. Burayı eksi 2 bulmuştuk. Çarptığımızda da cevap
Eksi 2 yani Adana gelir arkadaşlar. Evet, soru 22, bir integral sorusu. Şimdi yukarıda tabii bir bilgi verilmiş. Diyor ki fx fonksiyonuna ait eğrinin x eşittir a ve x eşittir b apsisli noktalarındaki çizilen teğetlerinin eğim açıları verilmiş arkadaşlar. Bu şu demek, a ve b noktalarındaki türevleri bu teğetlerin eğimlerine eşit olacak arkadaşlar. Yani burada şunu demek istiyor. F türev a, şimdi eğim açısı 30 derece olduğuna göre bu tan 30, yani F türev A arkadaşlar tan 30 1 bölü kök 3. F türev B de tan 45'e eşit. Buradan da F türev B arkadaşlar ne olacak? Bir olacak arkadaşlar. Şimdi buradaki integralin değeri isteniyor bizden. Şimdi şurada bir değişken dönüşüm yapacağız. Şöyle ki f türev x'e u dersek arkadaşlar, bunun diferansiyelini aldığımızda f türev 2x dx du olacak arkadaşlar. Bu da, bakın tabi sınırları da değiştireceğiz. F türev A. Şimdi F türev X'e U demiştik. X A ise U ne olacak? F türev A. F türev A 1 bölü kök 3 arkadaşlar. F türev B. Onu ne bulmuştuk? 1 bulmuştuk. O zaman burası 1 olacak. Bakın şu ifade neye eşit oldu? D U'ya. Burası da U'ydu. U çarpı D U gelecek arkadaşlar. Bu da u kare bölü 2 birden 1 bölü kök 3'ü olacak. Bu da 1 koyduk. 1'in karesi bölü 2. Eksi 1 bölü kök 3 koyuyoruz. 1 bölü kök 3'ün karesi bölü 2. Burası 1 bölü 2. 1 bölü kök 3'ün karesi 1 bölü 3. Aşağıya geçti. 1 bölü 6 oldu. Bunu da arkadaşlar payda eşit dersek 3 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan 2 bölü 6'dan sadeleştirirsek cevap 1 bölü 3 yani Denizli gelir. Evet, soru 23. Bir kenarın uzunluğu 10 cm olan kare şeklindeki karton eşit kareler kesilip çıkartıldıktan sonra dikdörtgen prizma şeklinde kutu yapılacaktır. Buna göre kutunun hacminin en çok olması için x kaç olmalıdır? Şimdi bakın kutunun tabanı arkadaşlar şurada şöyle işaretlersek kutunun tabanı burası olacak arkadaşlar. O da bakın buralardan xx almıştı. O zaman burası 10 eksi 2x olacak. Yani taban bir kare olacak. O zaman 10 eksi 2x, 10 eksi 2x. Buradan hacim ne gelecek arkadaşlar? Taban alanı yani 10 eksi 2x'in karesi çarpı yükseklik x olacak. Şimdi bunun en çok olmasını istiyor. O zaman bunun türevini alacağız arkadaşlar. Alalım türevini. Bakın çarpımın türevinden yararlanalım. Birincinin türevi 2 çarpı 10 eksi 2x üzeri 1. Eksi 10 eksi 2x'in türevi yani içinin türevini alırsak çarpı bir de eksi 2 gelir. Çarpı x artı x'in türevi yani ikincinin türevi 1. 10 eksi 2x'in karesi eşittir 0 yapacağız. Şimdi 10 eksi 2x parantezine aldığımızda arkadaşlar buradan eksi 4x olacak. Buradan da artı 10 eksi 2x eşittir 0 gelecek. Bunu da şöyle yaptığımızda 10 eksi 6x eşittir 0 gelecek. Bunları 0'a eşitlediğimizde arkadaşlar buradan x eşittir 5. Buradan da 10 eksi 6x'i 0'a eşitlersek x eşittir 5 bölü 3 gelecek.
Şimdi burada hangisini alacağız tabii? Şimdi bakın 5'i aldığınızda burada hacim 0 olur. Olmaz. Demek ki x yerine ne koyacağız burada? 5 bölü 3 koymamız gerekecek. Yani doğru cevap Ceyhan. Evet, soru 24. Bir integral sorusu. 2'den 5'e f 3x eksi 4 dx eşittir 8 demiş. Şimdi şu içeriye u diyelim arkadaşlar. Buradan bakın 3dx du gelecek. Sınırlarımızda bakın x eşittir 2 idi. X yerine 2 yazarsak u 2 olacak. X yerine 5 yazarsak u buradan 11 gelecek. Yani bu ifade arkadaşlar 2'den 11'e f u dx'in yerine de du bölü 3 yazarsak eşittir 8. Bu 3'ü buraya çarpı attığımızda arkadaşlar şunu göreceğiz. 2'den 11'e f u du eşittir 24 gelecek. Şimdi bu ifade arkadaşlar bunu parçalarsak 2'den 11'e 3 fx dx eksi 2'den 11'e 4 dx olacak. Zaten bakın 2'den 11'e fx dx ile 2'den 11'e fu du aynı şey arkadaşlar. O yüzden bunun yerine 24 yazıyorum. Eksi bakın burası dx'in integrali x çıkar. Başında 4 katsayısı var. 2'den 11'e burası 72 eksi 4 çarpı ne yapacağım? X yerine 11 koydum. Bir de 2 koydum. Bunları çıkardım arkadaşlar. 72 9x çarpı 4 36 çıkarırsak da cevap buradan 36 yani Edirne gelir. Evet. Soru 25. Y eşittir fx sıfırdan büyükmüş. Bu eğri x eşittir 0, y eşittir 0 ve x eşittir 1 doğrusu arasında sınırlanan kapalı bölgenin alanı. Bakın şöyle çizelim. Şimdi y eşittir 0 dediği x ekseni arkadaşlar. X eşittir 0 dediği y ekseni. Bir de x eşittir 1 doğrusu verilmiş. O da bakın burası. Şimdi 0 ile 1 aralığı. Biz şöyle yapalım. Bakın. Yani şu y eşittir fx eğrisi olsun. Zaten sıfırdan büyük x ekseninin üstünde. 0-1 aralığını 3 bölgeye böleceğiz. 3 bölgeye bölersek arkadaşlar yani 1'i 3'e böldüğümüzde her bir aralık 1 bölü 3 kadar olur. Burası 2 bölü 3 olur. Şimdi eğri üstünde kalan dikdörtgenlerin alanları diyor. Bakın. Bizden istediği aslında şuradaki dikdörtgenlerin alanları toplamı olacak arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz dikdörtgenin şurada her bir kenarı uzunluğu 1 bölü 3 kadar arkadaşlar. Şimdi şu değer bakın fonksiyonun 1 bölü 3'teki değeri arkadaşlar. Yani şurası f 1 bölü 3 demek. Şurası arkadaşlar yani şu uzunluk bu da 2 bölü 3'teki değeri demek. Şöyle gösterelim. F 2 bölü 3. Bu da arkadaşlar yani şu uzunlukta 1'deki değeri demek. O zaman bu dikdörtgenlerin alanları 1 bölü 3 çarpı F 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 çarpı F 2 bölü 3 artı 1 bölü 3 çarpı f 1 gelir. 1 bölü 3 parantezine alırsak arkadaşlar. Bakın C şıkkında 1 bölü 3 parantezine alıp f 1 bölü 3 artı f 2 bölü 3 artı f 1 olduğunu görürüz. Yani doğru cevap Ceyhan. Evet soru 26. ABC bir üçgen. AB AC'ye eşit. B, AC açısı 50 dereceden küçük. Buna göre X tam sayı olarak en az
kaç derecedir demiş. Arkadaşlar bakın şuraya y dersek bu açı ne olacak? X artı y olacak ikisinin toplamı. O zaman burası da x artı y olacak arkadaşlar. A, B, C bakın ikiz kenardı. A, B'nin karşısı x artı y ise A, C'nin karşısı x artı y'den. Burası da y olacak. Şimdi topladığımızda buradan 3x artı pardon 2x artı 3y eşittir 180 olacak. Burada arkadaşlar y'yi çekersek 3y eşittir 180 eksi 2x, y de 180 eksi 2x bölü ne gelecek? 3 gelecek. Şimdi bize y açısının ölçüsünü 50'den küçük vermişti. Yani y 50'den küçükse bunun yerine 180 eksi 2x bölü 3 yazarsak her iki tarafı 3 ile çarptığımızda 180 eksi 2x küçüktür 150. Bakın bunu bu tarafa attım. Eksi 2x'i bu tarafa attım. Her iki tarafı 2'ye bölersem x 15 dereceden büyük olur. En az da 16 olur arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Evet soru 27. Bir trigonometri sorusu. Sinüs arc kosinüs x ifadesi eşiti nedir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Arc kosinüs x'e ben y diyeceğim. O zaman bu ifadenin değeri ne olacak? Sinüs y olacak arkadaşlar. Yani sinüs y'yi bulacağız. Şimdi burada yer değiştirdiğimizde kosinüs y'nin ne olduğunu göreceğiz. X olduğunu göreceğiz. Bakın ben bunu şöyle yazayım. X bölü 1 olarak yazarsam arkadaşlar kosinüs y komşu bölü hipotenüs. Demek ki şu açıya y dersek komşuda x var arkadaşlar. Hipotenüs 1. Bakın şuraya da a dersem Pisagor'dan a kare artı x kare eşittir 1'den a kare eşittir 1 eksi x kare. A da buradan her iki tarafın kökünü alırsam 1 eksi x kare olur. E sinüs y'nin eşiti nedir? Komşu dikken, karşı dikkenar, karşı dikkenar a, hipotenüs 1. Yani sinüs y zaten a'ya eşit. O yüzden buradan sinüs y eşittir. Kök içinde 1 eksi x kareden Denizli gelir. Evet soru 28 arkadaşlar. 180 küçüktür, x küçüktür, y 270'den küçük olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın aslında burada size söylediği şey 3. bölgedir arkadaşlar. Şimdi 3. bölge. Şimdi birim çemberi düşünürsek arkadaşlar. Şimdi 180'den büyük bir açı alıyoruz. Bakın şurası x. Şurası da komple y olsun arkadaşlar. Y daha büyük bir açı. Şimdi bakın bu ışınların çemberi kestiği noktaların ordinat değerleri bana neyi verir? Sinüsü, apsis değerleri kosinüsü verir. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar şu ifade nedir? Sinüs x'tir. Burası nedir arkadaşlar? Sinüs y'dir. E dikkat ederseniz bakın buradan aşağı indikçe değerler azalıyor. Negatif olduğu için. E buradan neyi görüyoruz? Sinüs x'in sinüs y'den daha büyük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hangisi doğrudur demiş. O yüzden doğru cevap Denizli gelecek arkadaşlar. Evet şimdi geometri sorularına başlayacağız arkadaşlar. Bir üçgenle aynı düzlemde bulunan ve üçgenin köşelerine eşit uzaklıkta bulunan kaç tane doğru vardır demiş. Arkadaşlar cevap bunun 3 ama hangi 3 tane doğru onu gösterelim. Bakın renkli kalem kullanalım. Bu doğrular arkadaşlar aslında
Üçgenlerin herhangi iki kenarının tam ortasından geçen doğrulardır. Yani bakın şuradan şunları çizdiğimizde bir tanesini göstereyim. Hatta şöyle renkliyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Üçgenin köşelerine eşit uzaklıkta olduğunu görelim. Niye görelim? Zaten bu D1 doğrusu BC'ye paralel olur arkadaşlar. E şimdi bakın burada bir kelebek benzerliği olur. 1'e 1 oranda. O zaman bunlar birbirine eşit olur. E aynı şey bakın buradan çizersek dikmeyi. Çünkü uzaklık dik uzaklık. Yine bakın burada bir kelebekten. Yine 1'e 1 oran. O yüzden bununla bu da eşittir. Gördüğünüz üzere üçgenin köşeleri bu doğruya eşit uzaklıktadır. O zaman bir diğer doğrumuz arkadaşlar bakın tam bu kenarların ortasından geçen doğru olacak. Bir diğeri de bir diğeri de arkadaşlar işte buradaki doğru olmuş olacak. Yani doğru cevap Ceyhan gelecek. Evet soru 30 arkadaşlar. K, L, M, N bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Bu da bir deltoidmiş. Şimdi deltoid olduğuna göre arkadaşlar köşegenlerinin dik kesiştiğini biliyorum. Şimdi ben şuradan göstereceğim ilk önce. Şimdi arkadaşlar bakın bunların kenar orta noktalarını alırsak oluşan şeklin aslında bir dikdörtgen olduğunu göreceğiz. Yani K, N, M ve L. Niye dikdörtgen şey olacak? Çünkü arkadaşlar biliyorum ki deltoidde köşegenler nedir? Dik kesişir arkadaşlar. Şuraları orta nokta diye işaretleyelim. Şimdi burada dikkat ederseniz KN bu köşegene paralel, LM de paralel. O yüzden bu 90 arkadaşlar buraya gelir. Aynı şekilde KL'de ve NM'de bu köşegene paralel olduğu için bunları yöndeş açıdan buralara taşırsak bunun bir dikdörtgen olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ve şuradan tekrar şuraya çizelim. Ve arkadaşlar burada bir kural hatırlayacağız şimdi. KNML dikdörtgeninde bakın P noktası dışarıda bir nokta. Bu noktanın karşılıklı köşeleri olan uzaklıklarının kareleri toplamı birbirine eşit oluyordu. Yani K ile M'ye olan uzaklıklar 5 ve 10 arkadaşlar. 5'in karesi artı 10'un karesi eşittir. L ve N'ye olan uzaklıklar 2 ve X olduğu için 2'nin karesi artı X'in karesi gelecek. Buradan x kare 125'ten 4'ü çıkarırsak 121. X de buradan arkadaşlar ne gelecek? 11 gelecek. Yani adam. Evet soru 31 arkadaşlar. ABCD bir yamuk demiş. ABCD'ye paralel. BE açıortay. AB 10 cm, BC 6 cm, DC 2 cm oran istemiş. Bakın bu açıortayı şu üst kenarı uzatıp açıortayla birleştiriyorum arkadaşlar. Kesiştiriyorum. Bu iç ters açıdan bu açı arkadaşlar buraya gelmiş oluyor. Yani sizin tabirinizle Z kuralından. Ve burada bakın şuraya K dersem K, C, B ikizkenar üçgeni oluşuyor. Yani bu açının karşısı 6 ise bu açının karşısı da 6 olacağı için buraya 4 kalıyor. Ve şuradan sizin tabirinizde yine arkadaşlar kelebek benzerliği yaparsak 4 bölü 10 oranı ne gelecek? 2 bölü 5. O zaman buradaki oran da 2 bölü 5 olacak. Yani buraya 2K dersem burası 5K olacak. AE
5K DE 2K'dan cevap 5/2 yani Denizli gelecek arkadaşlar. Evet, soru 32. ABC'de bir paralel kenar demiş. DE EC'nin 2 katı verilmiş. FBG 30. 2 EGC 4 demiş arkadaşlar. Alan ABC'de kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın, ben şu alana A dersem, buradaki FCB üçgeninin alanı paralel kenarın yarısı olduğu için tüm alan bunun 2 katından 2 çarpı 32 artı A olur arkadaşlar. Bir de şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Onu da şurada gösterelim. Bakın şurada K'ya 2K, ECB'nin alanı 4 artı A arkadaşlar. Şimdi şuradan bir köşegen çizersem, bakın K'ya 2K oranında, tepeleri aynı yerde olduğu için K'ya 4 artı A düşmüşse 2K'ya bunun 2 katı, yani bunu 2 ile çarparsak 8 artı 2A, 12 artı 3A, o zaman burada 12 artı 3A olacak. Yani tüm alan buradan bakarsak arkadaşlar 2 çarpı 13 artı 3A olacak. Bunlar birbirine eşit olduğu için o zaman ben direkt 32 artı A'yı ne yaparım? 12 artı 3A'ya eşitlerim. Buradan 2A eşittir 20'den A eşittir 10 gelir arkadaşlar. Alan ABCD de bakın bu değerdi. A yerine 10 yazıyorum. 2 çarpı 42'den cevap 84, yani Bursa gelir. Evet, soru 33. Bir çember ve karenin iç içe olduğu soru arkadaşlar. ABCD kare. A merkezli bir çeyrek daire. Bakın burada verilmiş. Bir de E merkezli tam çember verilmiş. Şimdi birbirine teğet çemberlerde mutlaka merkezleri teğet oldukları yerden geçecek şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın burası 4. Burası R. Bunun yarıçapına R diyelim. Burası da R. Burası da R arkadaşlar. Şimdi şu da R'ydi. Buraya ne kaldı? Bakın karenin bir kenarı 4'tü. 4 eksi R kaldı. Bakın şuradan tamamlıyorum. Burası R. O zaman burası da 4 eksi R. Bu uzunluk 4 eksi R. Ne oldu arkadaşlar? 4 eksi R, 4 eksi R. Yani aslında şurası 45 derece geldi. Yani 4 eksi R'nin kök 2 katı neye eşit oldu? Bakın 4 artı R'ye eşit oldu. Buradan dağıtıyorum şimdi. 4 kök 2 eksi R kök 2, 4 artı R. R'li ifadeleri bir tarafa topluyorum. 4 kök 2 eksi 4, R kök 2 artı R oluyor. Şimdi bakın bu da R parantezini alırsak kök 2 artı 1 gelir. Bunu böldüğümde yani 4 kök 2 eksi 4 bölü kök 2 artı 1 gelir arkadaşlar. Bunu da bakın kök 2 eksi 1 ile yani eşleniyle çarparsam şuradan devam edeyim. R eşittir 4 kök 2 eksi 4 çarpı kök 2 eksi 1. Bakın payda kök 2'nin karesi 2, 1'in karesi 1, 2 eksi 1'den zaten payda 1 geliyor. Direkt şimdi bunları çarpacağım arkadaşlar. 4 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 8, 4 kök 2 eksi 1'den eksi 4 kök 2, eksi 4 kök 2, eksi 4 ile eksi 1'i çarptım artı 4. Buradan R arkadaşlar 12 eksi 8 kök 2'den Adana gelir. Evet, soru 34 arkadaşlar. O merkezli bir çembere içten teğet olan ABC merkezli çemberler verilmiş. Bunlarla da A ve B dıştan teğet, B ile C dıştan teğet verilmiş. Şimdi dörtgenin çevresi sorulmuş. Bakın A'nın yarıçapı 4'müş arkadaşlar. Şurası 4 birim. B'nin yarıçapı 3. O zaman burası 3.
Burası 3. C'nin yarıçapı 5 verilmiş. Şimdi büyük çemberin yarıçapı da 12'ymiş. Bakın bunları teğet oldukları noktaya değdirirsem arkadaşlar şurasının 12 yapması gerekiyor. Şurası 4 birimdi. 12'den 4 çıktı. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Aynı şekilde bunu da uzattım. Bunun yarıçapı 5. Bunun da 12 olması için 12'den 5 çıkarırsak burası 7 olur. O zaman çevresi bakın kenarları 8, 7, 7 ve 8 yaptı arkadaşlar. Buradan da cevap 30 yani Ceyhan gelir. Evet soru 35. ABC bir dik üçgen. Dik kenarları kot alfa ve tan alfa olarak verilmiş. Hipotenüs 5 ise çevre ABC sorulmuş arkadaşlar. Şimdi Pisagor yaptığımızda arkadaşlar ne olacak? Kot kare alfa artı tan kare alfa eşittir 5'in karesinden 25 olacak. Bakın bu kos kare alfa bölü sin kare alfa artı bu da sin kare alfa bölü kos kare alfa olacak arkadaşlar. Eşittir 25 olmuş. Şimdi bunu kos kare ile bunu sin kare ile çarptığımda şunu göreceğiz. Kos 4 alfa artı sin 4 alfa. Burada sin kare kos kare gelecek. Bunu bu tarafa direkt çarpı atıyorum arkadaşlar ben. Yani sin kare çarpı kos kare gelecek. Şimdi bakın bu ifadeyi de ben şöyle düzenleyeceğim. Kos kare alfa artı sin kare alfanın karesi eksi. Şimdi bunun çarpımının iki katından 2 kos kare sin kare gelir. Bunu ne yapıyorum? Yok etmek için. Eksi 2 sin kare alfa kos kare alfa diyorum. Bu da zaten 25 sin kare alfa kos kare alfaya eşitti. Burası 1 oluyor arkadaşlar. O zaman 1 eşittir. Bunu da bu tarafa attığım zaman 27 tane sin kare alfa kos kare alfa gelecek arkadaşlar. Buradan da bakın sin kare alfa kos kare alfa ne gelecek? 1 bölü 27 gelecek. Şimdi bu böyle dursun. Bakın çevresi bunların toplamı artı bir de 5 ekleyeceğim. Şimdi ben kot alfa artı tan alfayı bulayım. Bu kos alfa bölü sin alfa artı sin alfa bölü kos alfa. Bunu kosla çarparsam kos kare alfa. Bunu da sinle çarparsam sin kare alfa bölü ne gelecek? Sin alfa çarpı kos alfa gelecek. Bu da arkadaşlar 1 bölü sin alfa çarpı kos alfa gelecek. Bakın sin kare kos kare 1 bölü 27 idi. Bunun kökünü alırsak sin alfa çarpı kos alfa 1 bölü kök 27 yapar arkadaşlar. Bu da 1 bölü 3 kök 3'tür. Bunu yerine yazdığımızda 1 bölü 1 bölü 3 kök 3'ten burası 3 kök 3 olur. Bir de 5 vardı arkadaşlar. Cevap 5 artı 3 kök 3'ten Denizli gelir. Evet arkadaşlar soru 36. Analitik düzlemde eksi 2'ye 5 noktasının y eşittir 2x artı k doğrusunun uzaklığı 3 kök 5 ise k'nın alabileceği değerler toplamı. Şimdi bu y'yi şöyle yapalım bu tarafa geçirirsek 2x eksi y artı k eşittir 0 olur. Noktanın doğru yolun uzaklığı arkadaşlar noktayı yerine yazıyorduk mutlak değer içinde. Yani 2 çarpı eksi 2 eksi 5 artı k bölü kök içinde x ve y'nin kat sayılarının karelerini topluyorduk. Bu da arkadaşlar kaça eşitmiş? 3 kök 5'e eşitmiş. Eksi 4 eksi 5 mutlak değer içinde k eksi 9 bölü kök 5. 3 kök 5'ten içler dışlar çarpımı yaptığımızda k eksi 9 eşittir 15 gelir. Bu da arkadaşlar k eksi 9 ya 15'tir ya da eksi 15'tir. Buradan k 9'u attık 24. Eksi 9'u atarsak eksi 6 gelir. Alacağı değerler toplamı da
24 eksi 6'dan 18, yani Edirne gelir. Evet, soru 37 arkadaşlar. Şimdi bir katlama sorusu. Sorunun devamı bir sonraki kağıtta. Şimdi soru üzerinden gidelim. Şıkları işaretleriz. Bizden istediği, şuraya yazayım istiyorsanız, BD artı AB üssünü istiyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki ABC üçgensel bölge biçiminde bir kağıttır diyor. ABC açısı BCA açısının iki katı verilmiş arkadaşlar. Yani şuraya ben alfa dersem burası 2 alfaymış. Şimdi AB kenarı üzerindeki bir D noktası belirlenmiş. Kağıt AD boyunca katlandığında B köşesi B üstü köşesine gelmiş. Yani arkadaşlar bakın burası buraya geliyor. Şimdi bakın bu açı 2 alfaydı. O zaman şu açıda 2 alfa olacak. İşte bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Bununla da bu eşit olacak. Burada dikkat ederseniz alfaydı. Şu da eşit olacak. Bunları da yazalım bir. Şimdi B üssü DC üçgenine baktığınızda arkadaşlar dış açı 2 alfa. Alfa ile bu açının toplamı. O zaman demek ki bu da alfa yapacak. İkisini topladığında dış açı 2 alfa olsun. Ve burada bir ikizkenar gelecek. Alfanın 9 ise burası da 9 olacak. E arkadaşlar o zaman burası da 9 olacak. Bakın BD'yi ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. BD 9. Şimdi A üssü B üssünü bulmak için burası X, X. Şimdi üçgende açıortay kuralını kullanıyorum. Kollardaki oran, bakın kol uzunlukları X'e, X artı 9. Yani X bölü X artı 9. Açıortayın böldüğü ayaklardaki oran, o da 9'a 15. Sadeleştiriyorum. İçler dışlardan 5X eşittir 3X artı 27'den 2X 27. X de buradan arkadaşlar 13,5 gelir. E bunları da toplarsak cevap 22,5. Yani şıklara bakıyoruz arkadaşlar. 22,5 cevap Ceyhan gelir. Evet, soru 38. Şimdi arkadaşlar bir çemberin bir doğru üzerindeki iz düşüm uzunluğu sorulmuş. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Yani bunun iz düşüm uzunluğu bütün noktalardan bu doğruya dik indirdiğinizde aslında en büyük kirişinin uzunluğu kadardır arkadaşlar. Yani en büyük kiriş de mecburen dediğim yani ne olmak zorunda? Çap olmak zorunda arkadaşlar. Aslında bizden istediği burada çap uzunluğu. Şimdi şeyi hatırlayalım. 1 bölü 2 çarpı d kare artı e kare eksi 4f şeklinde buluyorduk. Bakın burada d katsayımız eksi 6. E y'li katsayıydı. E burada yok. Yani yok dediğim 0. F de eksi 27 olacak arkadaşlar. Yazıyorum. 1 bölü 2'nin karesi eksi 6'nın karesi artı 0 eksi 4 çarpı eksi 27'den 36 108 daha buradan 144 olacak arkadaşlar. R 12 bölü 2'den R 6 gelecek. Çap da arkadaşlar 2 kat olduğu için 12 yani Ceyhan gelecek. Evet, soru 39. Yarı çapı 10 santim olan daire bükülerek bir dönel kone haline getiriliyormuş. Hacmi ne olur diyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunu kapattığımızda buradaki dairenin yay uzunluğu yani buradaki yarım çember uzunluğu buradaki taban dairesinin çevresine eşit olacak. Şimdi burası nedir arkadaşlar? 2 pi çarpı 10, yarı çap 10, yarım olduğu için 2'ye böldük. 10 pi gelecek. O zaman şuraya r dersek 2 pi r eşittir 10 pi'den r ne gelir? 5 gelir arkadaşlar. Yarı çapımız 5. E bakın burası oluşan dönel koninin nesidir? Ana doğrusudur. Yani burası 10 birim olur. Şimdi yüksekliği bulacağız. Yükseklikte Pisagor yaparsak h'nin karesi artı 5'in karesi
10'un karesinden işlemi yaparsanız H'de 5 kök 3 gelecek. Alanın hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Pi çarpı taban alanı 5'in karesi, yükseklik 5 kök 3. Bunu da 3'e bölersek cevap 125 kök 3 bölü 3 pi gelecek arkadaşlar. O da doğru cevap Adana olacak. Evet, soru 40. ABCD bir dikdörtgen prizmasıymış arkadaşlar. AE uzunluğu 16 verilmiş. Üçgenin alanı sorulmuş. Şimdi bakın şöyle 16, 12. Bu uzunluk ne yapacak arkadaşlar? 20 yapacak. Burada bakın şöyle bir aslında şöyle yapalım. Aslında arkadaşlar burada bir EHBC dikdörtgeni var. Bu kenar 20. Bakın burası 2. Bizden istediği şöyle bir üçgen oluşturulmuş. Bu üçgenin alanını istiyor arkadaşlar bizden. Bakarsanız şuradan diki indirirseniz bu dikin 2 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden alan da 2 çarpı 20 bölü 2'den 20, yani Adana gelecek.